Türkiye haini en çok olan ülke diyecek kadar bu ülkeye sevdalı Kürt kökenli diplomat Kamran İnan'ı kaybettik. Uzun yıllar Adalet Partisi, Milliyetçi Demokrasi Partisi, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapan deneyimli politikacı, bir dönem çeşitli bakanlıklarda bulunan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğini de yürüten Kamran İnan, yabancılarla imzalanan anlaşmalardaki umarsızlıkları dile getirdiği Hayır Diyebilen Türkiye adlı kitabında acı gerçekleri dile getirmişti. Yabancı dil bilmeyen bürokratların yurt dışına gönderildiğinde nasıl tuzağa düştüklerini, hayati anlaşmalarla ülkeye ödettikleri bedelleri ve bugünlere kadar sarkan sıkıntıların nedeninin o anlaşmalardan kaynaklandığını yazan Kamran İnan'a Allah'tan rahmet diliyor, bütün gençlere Hayır Diyebilen Türkiye kitabını okumalarını tavsiye ediyorum. Bugünün anlam ve önemine binaen öğretmenlerle ilgili pek çok övgü dolu sözler söylenecek, çiçekler verilecek, eller öpülecek, yapılanlar azdır bile. Ancak bana göre öncelikle yapılacak ilk iş onların idari baskılardan uzak, şevkle çalışmalarını sağlayacak ortamları hazırlamaktır. İdareciden, öğrenciden, yetmedi veliden çekinen bir öğretmen huzurlu olabilir mi? Öğretmenlerin geçmişte olduğu gibi gölgesine bile saygı gösterildiği, bazen bir baba, bir anne, bazen de bir abi ve bir abla gibi sevildiği günlere kavuşmalarını diliyorum. Günleri kutlu olsun.